Merhabalar. Mıknatısın çekim kuvveti, mıknatısın kullanım alanları ile yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Mıknatısların çekim kuvveti arkadaşlar, bu yapay bir mıknatıs. Mıknatıs demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken bir yapıya sahiptir. Mıknatısın bulunuşu söylenceye göre milattan önce 800'lü yıllarda Magnus adlı bir çoban sürülerini otlatırken ayakkabılarındaki demir süslerin kayaçlar tarafından çekildiğini hissetmiştir. Magnes bunu o günlerde doğaüstü bir olay olarak yorumlamıştır. Daha sonra yapılan bilimsel çalışma, araştırmalarda gerçek ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar o kayaçlardaki mıknatıs doğal mıknatıstır. O doğal mıknatıslardan günümüzde yapay mıknatıslar elde edilmiştir. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs diyoruz arkadaşlar. Mıknatıs, top iğne, ataş, çivi gibi metal cisimleri çeker. Silgi, plastik, cetvel, kalem, tahta cetvel çekmedi gibi cisimleri ise gibi cisimleri çekemez. Bakın burada top iğneyi çekme, çekiyor. Bunun nedeni ataş, toplu iğne, çivi gibi çivi ve raptiyelerin yapımında demir kullanılmasıdır. Yapısında demir, nikel, kobalt gibi maddelerin bulunduğu cisimler mıknatıs tarafından çekilir arkadaşlar. Bakın burada çubuk mıknatıs ve e, U mıknatıs iki çeşit yapay mıknatıs var. Mıknatıslar birbirine kuvvet uygularlar arkadaşlar. Mıknatıslar uyguladıkları kuvvet sonucunda birbirini iterler ya da çekerler. Zıt kutuplar birbirini çeker, aynı kutuplar ise birbirini iter. Burada mıknatısın iki kutbu vardır. N kutbu ve S kutbu. N İngilizcede north kuzey demek, south güney demek arkadaşlar. Onun N ve S harflerinden yola çıkılarak kuzey kutbuna N, güney kutbuna S kutbu denilmiştir. Artı eksi de denir arkadaşlar ama genelde kuzey ve güney kutbu olarak adlandırılır. Zıt kutuplar yani S ve N kutupları birbirini çekerken aynı kutuplar ise birbirini itmektedir. Görüldüğü gibi birbirini itmektedir. Bir mıknatıs mıknatıslık özelliğini en çok uç kısımlarında gösterir arkadaşlar. Bu uç kısımlara kutup denir. Bu uç kısımlar kutup diye adlandırılır. Mıknatısın birbirini itmesi ya da çekmesi farklı kutuplara sahip olmalarından kaynaklanır. Burada gördüğünüz gibi N N birbirini itmiş, S birbirini itmiş, N S birbirini çekmiş. Arkadaşlar her mıknatısta kuzey ve güney olmak üzere iki kutup bulunur. Kuzey kutbuna N (North) N (South) S harfinden yola çıkılarak verilmiştir. Bakın arkadaşlar aynı kutuplar S kutupları birbirini itmiş. Mıknatısta aynı kutuplar birbirini iter. Bakın burada SS birbirini itmiş. Burada N N birbirini itmiş, burada S S yine birbirini itmiş. Zıt kutuplar ise birbirini çeker. Mıknatısda zıt kutuplar birbirini çeker. Burada N S kutbu gördüğünüz gibi birbirini çekmiş. Aynı kutuplar birbirini iter, zıt kutuplar birbirini çeker. Şekillerine göre mıknatısları çubuk, halka, silindir, U atnalı, dikdörtgenler prizması gibi değişik şekillerde görebiliriz. Kullanım alanlarına göre değişir bu şekiller arkadaşlar. Mıknatıslar parçalara bölündüğünde özelliklerini kaybetmezler. Ne kadar küçük parçalara ayrılırsa ayrılsın yine mıknatıstır ve onun da N ve S kutbu vardır arkadaşlar. Mıknatısların kullanım alanlarına bakalım. Günlük hayatımızın birçok alanda mıknatıslar kullanılır. Örneğin buzdolabı kapaklarında, kapaklar bir kapının kapanabilmesi için buzdolabının kapısının kapanabilmesi için mıknatıs kullanılır. Buzdolaplarının kapağının kapanmasını mıknatıs sağlar. Bakın burada mıknatıslarla oluşturulmuş. Buzdolap kapağının üzerine yapıştırdığımız süslerin altında da mıknatıs kullanılır. Radyo, televizyon, bilgisayar gibi elektronik cihazların yapımında da mıknatıs kullanılır arkadaşlar. Cep telefonunda elektrik motorları, kapı zilleri mıknatıslarla çalışır. Ağır cisimlerin kaldırılmasında güçlü mıknatıslar kullanılır. Hurda yığınları arasında demir parçaların ayıklanmasında dev mıknatıslar kullanılır arkadaşlar. Bakın burada demir parçalarını dev mıknatıslarla ayırmışlar. Bu sayede demir parçalarının geri dönüşümü sağlanır. Mıknatısların çok eskiye dayanan kullanım alanlarından biri de pusuladır arkadaşlar. Bakın pusulanın NS kutbu vardır. Pusulanın ucu sürekli kuzey kutbunu gösterir. Yön bulmamıza yardımcı olan pusulanın gövdesinde bir destek üzerinde dönen bir pusula iğnesi bulunur. Mıknatıstan yapılan pusula iğnesi serbest kaldığında daima kuzey yönü gösterir. Bakın şurada işaretli olan, kırmızı işaretli olan uç sürekli kuzey yönü gösterir. Çünkü dünya bir ucu kuzeyde, bir ucu güneyde olan dev bir mıknatıs gibi davranır arkadaşlar dünyamızın kendisi de dev bir mıknatıs gibi davranır ve üzerindeki cisimleri çeker. Bakın burada da görüyorsunuz. Pusulanın iğnesi de dünyanın kuzey kutbunu göstermek için sapar arkadaşlar. Mıknatıslar elektronik eşyalara zarar verir. Örneğin cep telefonuna yaklaştırılmamalıdır. Onların bozulmasına neden olur. CD, kart, kredi kartı veya banka kartlarına bilgisayarlarına, ekranlarına kesinlikle mıknatıs yaklaştırılmamalı. Çünkü elektronik eşyaları boyar. Bu yüzden bilgisayar, cep telefonu, banka kartlarından uzak tutmalıyız mıknatısları. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup bildirimleri açıp ilk videoları siz takip edebilirsiniz. Ee, kanalımızdaki videolar ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Benim için teşekkürler arkadaşlar.